Merhabalar. Bu videoda korelasyon analizinin SPSS'te nasıl yapıldığını görmeye çalışacağız. Bu doğrultuda bazı hipotezlerimiz var ve bu hipotezleri nasıl sınadığımızı, sonuçları nasıl yorumladığımızı birlikte göreceğiz. Öncelikle hipotezlerimize bakacak olursak, korelasyon analizi ile ilgili bazı varsayımlar var. Bu tanımlamaları bir yapmamız gerekiyor. Korelasyon analizi neyi ifade ediyor? Önce kısaca bir bakalım. İki değişken bulunması lazım. Bağımsız değişkenin bağımlı değişkenle ilişkisini ölçen bir analiz yöntemi. Burada bağımsız değişkenlerin birden fazla olması da söz konusu olabilir. Burada amaç nedir? Bağımsız değişken değiştiğinde bağımlı değişken de ne yönde değişiyor? Bunu görebilmek. Bu doğrultuda R katsayısı dediğimiz bir değer var. Bu değer ilgili korelasyon katsayısını ifade ediyor ve bu değerin eksi 1 ile artı 1 aralığında değerler aldığını ifade edebiliriz. R değeri 1'e yakınsa veya 1 ise tam pozitif doğrusal ilişki var diyoruz. R değeri eksi 1 ise tam negatif doğrusal ilişki var diyoruz. R değeri 0 ise iki değişkenin arasında ilişki yoktur diye söylüyoruz. Burada pozitif olduğu zaman değişken arasında 1'e yaklaştıkça ilişkinin derecesi yükseldiğini, eksi 1'e yaklaştıkça da ilişkinin derecesi negatif doğrultuda yükseldiğini söyleyebiliriz. Peki bu kapsamda, bu videoda test edeceğimiz hipotezlerimiz neler? 4 tane hipotezimiz var. Birincisi, COVID hastalığının şiddetiyle gelir düzeyi arasında anlamlı düzeyde ve negatif yönlü bir ilişki vardır. İkincisi, COVID hastalığının şiddetiyle yaş arasında anlamlı düzeyde ve negatif yönlü bir ilişki vardır. Üçüncüsü, gelir düzeyi ile yaş arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Dördüncü hipotezimizde de, ki farklı bir konuya da burada değineceğiz, yaş değişkenini kontrol altında tutarsak eğer, gelir düzeyi ile COVID-19 hastalığının şiddeti arasında anlamlı bir ilişki vardır ve negatif yönlüdür diye ifade ediyoruz. Şimdi bu hipotezleri test edelim. SPSS'e dönecek olursak, burada analyze kısmına geliyoruz. Analyze kısmından correlate kısmına geldiğimizde ilk seçenek olan univariate seçeneğini seçiyoruz. Buraya geldiğimizde hangi değişkenler arasında korelasyon yapmak istiyorduk? Öncelikle yaş değişkenimiz vardı. Aynı zamanda gelir düzeyi değişkenimiz ve COVID hastalığının şiddeti diye değişkenimiz vardı. Bu üç değişkeni attık. Burada yapacağımız şey Pearson korelasyon analizi bizim için yeterli. Eğer normallik varsayımını sağlıyorsa Pearson korelasyonu uyguluyoruz. Veriler normal dağılmıyorsa değişkenler, o zaman da Spearman korelasyon diye bir seçimimiz var. Bu korelasyon analizini yapmamız gerekiyor. Biz burada daha önce normallik testini yaptığımız için, normal dağıldığını varsaydığımız için Pearson korelasyonu seçiyoruz. Diğer seçimler zaten SPSS'de otomatikman geldiği için burada çift yönlü significant'ı aynı şekilde bırakıyoruz. Diğer seçimi de ellemiyoruz. Option seçeneğine geldiğimizde eğer ortalamaları ve standart sapmaları istiyorsak bunu da seçebiliyoruz. Bu aşamada böyle bir talebimiz yok. Burada missing ve whereas kısmında da eğer kayıp veriler bulunan değişkenler varsa bu verileri analize dahil etmedi demek istiyorsanız burada seçili olan kısım aynen kalsın. Kayıp verileri dikkate alma diyorsanız aşağıdaki diğer seçimi tercih ediyorsunuz ve kayıp verilere dikkate almadan analize devam ediyor. Genelde bu tavsiye edilen durum. Bu şekilde continue dedik. Ve başka bir şeyi ellemeden okey dediğimizde ilgili çıktı, SPSS çıktısı geldi. Bir tane tablomuz var burada zaten. Burada baktığımızda gelir düzeyi ile COVID hastalığının şiddeti arasında bakın R değeri -0,416 çıktı. Yani negatif yönlü bir ilişki var ve %50'ye yakın bir R değerimiz var. Aynı şekilde gelir düzeyi ile yaş arasında da bir pozitif ilişki var ve %54,2 0,542. Baktığımızda yaşla da yine COVID hastalığı arasında bir ilişki var. Bu da -42,6 düzeyinde gözüküyor. Bu R değerlerinden hareketle zaten significant değerleri de altında var gördüğünüz gibi 0,05'ten küçük olduğu için bu ilişkinin anlamlı olduğunu istatistiksel olarak söylüyoruz ve ilişkinin yönü ve
düzeyini görmek için de üstteki R değerlerine bakıyoruz. Gelir düzeyiyle yaş arasında pozitif yönlü ve %50 üzerinde bir ilişki var. Orta düzeyin biraz üstünde. Yine gelir düzeyiyle COVID hastalığı arasında negatif yönlü %50'ye yakın bir ilişki var. Aynı şekilde yaşla da COVID hastalığı arasında negatif yönlü ve %50'ye yakın bir ilişki var şeklinde buradan görmüş olduk. Bu doğrultuda hipotezlerimizi tekrar bir kontrol edelim. Bu doğrultuda birinci hipotezimizi kabul ediyoruz. Negatif yönlü bir ilişki vardır COVID hastalığıyla gelir düzeyi arasında. Yine ikinci hipotezimiz olan COVID hastalığının şiddetiyle yaş arasında da negatif yönlü bir ilişki vardır. Yani yaş düzeyi arttıkça COVID hastalığı daha şiddetli geçiriliyor diyebiliriz. Ya da gelir düzeyi arttığı zaman COVID hastalığının şiddetini de ne yapıyoruz? Daha hafif geçirmiş oluyoruz. Gelir düzeyi ile yaş arasında da pozitif yönlü bir ilişki var. Yani bir insanın yaşı arttıkça gelir düzeyini de arttığını söyleyebiliriz. Diğerlerinde ise negatif yönlü bir ilişki var. Biri arttığında diğeri azalıyor. Yani gelir arttığında COVID hastalığının şiddeti azalıyor. Yaş arttığında COVID hastalığının şiddeti düşmeye başlıyor diyebiliyoruz. Son olarak bir hipotezimiz vardı. Yaş değişkeni kontrol altına alındığında. Burada işte Pearson korelasyon analizi diye, yani kısmi korelasyon analizi diye bir analiz var. Bu neyi ifade ediyor? Eğer değişkenlerden birden fazla bağımsız değişkenin bir değişkenle bağımlı değişkenle ilişkisini inceliyorsak, buradaki örnekteki gibi, bu değişkenlerden birini sabit tutmak istiyorsak birini kontrol altına alıyoruz ve buna kısmi korelasyon analizi diyoruz. Burada az önceki hipotezde yaş değişkenini kontrol altına alırsak gelir düzeyinin COVID şiddetiyle ilişkisini test etmemiz gerekiyor. Bunu ölçmeye çalışıyoruz. Hemen yine bu doğrultuda analyze kısmına gelelim. Correlate kısmını seçtiğimizde bakın partial korelasyon seçeneği var. Yani kısmi korelasyon analizi yap diyorum. Burayı seçtiğimde burada iki tane gördüğünüz gibi kutucuk var. Variable kısmına ilişkileri test etmek istediğim değişkenleri atıyorum. Gelir düzeyiyle COVID hastalığının şiddetini attım. Kontrol kısmına da hangi değişkeni kontrol altına almak istiyordum? Yaş değişkenini kontrol altına almak istiyordum ve bu şekilde aktarmış oldum. Burada ben ne yapıyorum? Yaş değişkenini sabit tutuyorum. Yani etkisini sıfırlayarak gelir düzeyiyle COVID hastalığı şiddeti arasındaki doğrudan ilişkiyi görmeye çalışıyorum. Bu da yaş değişkeniyle birlikte analiz ettiğimizdeki ilişkiyle tek başına analiz ettiğimizdeki ilişkinin farklı olup olmadığını bize gösteriyor. Bir başka açıdan farklı bir hipotezi ve araştırmayı test etmemizi sağlıyor. Yine burada seçimlere burada dokunmuyoruz. Olduğu gibi kalıyor. Option seçeneğine geldiğimizde istersek ortalamaları isteyebiliriz burada. Yine kayıp veriyi değerlendir ya da değerlendirme diyebiliriz. Biz burada kayıp verileri bu sefer de baz alma diyelim. Zaten örneğimizde herhangi bir kayıp veri de yok zaten. Okey dediğimizde bakın sonuçlar geldi. Şimdi burada kontrol değişkenimiz neymiş? Yaş değişkeni. Yaş değişkenini kontrol altına aldığımızda gelir düzeyi COVID hastalığının şiddetine ile ilişkisi var. -0.243 düzeyinde. Ne oldu arkadaşlar? Bir önceki tabloya baktığımızda bakın gelir düzeyi ile COVID hastalığı arasındaki ilişki -416 iken yaşı sabit tuttuğumuzda -0.243'e düşmüş oldu. Yani bu ne demek? Yaş değişkenini işin içine katmadığınızda doğrudan gelir düzeyinin COVID hastalığı şiddetiyle ilişkisi -0.243'müş. Yaş değişkeniyle birlikte değerlendirdiğimizde ise gelir düzeyinin COVID hastalığıyla ilişkisi -416'ya çıkmış oluyor. Yani bu negatif yönlü ilişki yaş değişkeni sabit olduğunda düşmüş oluyor. Ve bu ilişki bakın istatistiksel olarak da anlamlı değil. 0.05'ten büyük çıkmış significant değerine baktığımızda. Ve dolayısıyla yaş kontrol edildiğinde yaş değişkeni gelir düzeyi ile COVID hastalığı şiddeti arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış oldu. Öyle ki aradaki ilişkiyi bakın gelir düzeyi birlikte incelendiğinde gelir düzeyinin COVID hastalığı şiddeti ile
anlamlı bir ilişkisi var. Significant değeri 0,05'ten küçük. Ama yaş değişkenini kontrol altına alırsak, kısmi korelasyonu uygularsak, bu da gelir düzeyinin doğrudan COVID hastalığıyla bir ilişkisi anlamlı düzeyde olmadığını söylüyoruz. O halde son hipotezimiz olan yaş değişkenini kontrol altında tutulduğunda gelir düzeyi ile COVID hastalığının şiddeti arasındaki ilişki anlamlı ve negatif yönlüdür ifadesi hipotezi reddedilmiş oluyor. Dolayısıyla burada anlamlı bir ilişki çıkmadı ve biz bu hipotezi reddetmemiz gerekiyor. Diğer 3 hipotezi kabul ederken H4 hipotezini reddetmiş oluyoruz. Böylelikle korelasyon analizinde SPSS'de uygularken farklı modüllerde korelasyonu nasıl uygulayabiliriz? Bunu da görmüş olduk. Hem genel olarak korelasyon analizini normallik varsayımını kabul ederek parametrik bir düzeyde yapılan analizi hem de değişkenlerden birini sabit tutarak kısmi korelasyon yaparak diğerlerinin birbiriyle doğrudan ilişkisini gözlemlemeye çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.